Evet, 6 gün, 6 ay Moto'da kaldım ve artık buradan ayrılıyorum. Herkesi çok sevdim. Bak, bakalım. Üzülüyorum birazcık. Hazırım. İnternetim yok. Moğolistan'a doğru yola çıkıyoruz. Her şeyi kontrol edelim. Thank you. And right. I will go right side. On the road. Yeah? No. And after right. Okay. Bye bye. Üzüldüm. Ama ben böyle her ayrılıkta üzülemem. Üzülürsem problem çıkar. Yeni maceralar, yeni insanlar tanıyacağız diyelim. Yeni bölüme hoş geldiniz. Moğolistan'a gidiyoruz. Altay bölgesinde o kadar keyifli yerler var ki, yani bir kafede falan durmanıza gerek yok. Böyle su kenarında istediğim her yerde durabiliyorum. İnanılmaz bir yeşil, inanılmaz temiz bir hava var. Yani ciğerlerimin açıldığını hissettim. Çok güzel, çok. Şöyle kalabalık bir yer gördüm. Ne olduğunu acayip merak ettim. Motoru park ettik. Gidiyoruz. Müthiş şeyler var. Harika şeyler yapmışlar. Saçlarına yıldızlardan taç yapayım yar. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar.
Koş Ağaca geldik. Cami var. Az önce bir sandviç aldım. Dedim ki Gülşah küçük bir mola ver. Kimseler yok şu anda burada. Araba bile böyle 5-10 dakikada geçiyor. Ve bugün Moğolistan'a doğru yola çıkıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım yani. Çok heyecanlıyım ya. Çünkü çok uzun zamandır Moğolistan'ı planlıyordum. Çok istiyordum gelmek. Ve ülkeyi böyle bir yerinden girip bir yerinden çıkmak değil, tamamen dura dura tanıya tanıya gezmeyi seviyorum. Rusya'da öyle çok güzel zaman geçirdim. Yani çok fazla insanla tanıştım. Aslında gittiğim her ülkede yani hiç yalnız kalmadım. 2,5 ay oldu yola çıkalı. En yalnız hissettiğim zaman bence şu an. Altay Moto'da müthiş zaman geçirdik. Ve Moğolistan'dan sonra ne yazık ki diplomatik işlere takıldım. Kore'ye geçmek istiyordum. Biliyorsunuz ardından Japonya'ya gidecektim. Fakat Kore'ye motosikletimi transfer olarak kamyona DSV ile çok rahat bir şekilde gönderebiliyoruz. Fakat sonrasında Kore'den alıp bu motosikleti kamyonla geldiği için kullanamıyorum. Gümrük sıkıntı çıkarıyor. Feribot seçeneğimiz var, 2000 dolar. Ben daha gezimin bütçesinde o kadar para harcamadım 2,5 ayda. 2000 dolar okey verelim dediğinde ise Rusya'da sadece bu işlerle ilgilenen bir tane adam var. Yuri diye Instagram'da paylaştım zaten süreci. Adam mail atmış, sen iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum, o yüzden senin gümrük işlerini yapmayacağım. O gümrük işlerimi yapmazsa benim, ben Rusya'dan çıkamıyorum. Ya sen gümrük memurusun, nasıl böyle duygusal yani beni sevmediğin için. Bilmiyorum arkadaşlar. Alternatiflerim var. Moğolistan'da, Ulaanbaatar'da motoru kamyona yükleyip Türkiye'ye gönderebilirim. Kars'a gönderirim ama İstanbul'a değil. Kars'tan İran'a geçebilirim. İran, Pakistan, Hindistan yapıp oradan sonra devam edebilirim. VSV Kamboçya'yı araştırıyor. Motosikletimi göndermekle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Yani bütün eşyalarım üstünde, hiç yağını falan boşaltmadan gönderebiliyoruz. Fakat bulunan ülkeler problem çıkarıyor. Kamboçya ile bugün toplantıları var. Organize edebilirler. Edemezler. Yani Kamboçya bunu kabul etmezse en güzel seçenek Türkiye'ye dönüp İran vesaire yapmak diye düşünüyorum. O bölgeyi de merak ediyorum. Yine Hindistan'da takılacağım. Çünkü bu sefer Myanmar'da motosiklet kullanamıyorsunuz. Hindistan'dan bu sefer Tayland'a göndermeye uğraşacağım. Vesaire vesaire. Durumlar bende sıkıcı ama tamamen her şeyi unuttum. Şu an Moğolistan'a hazırım. Yaklaşık 50 kilometre sonra Moğolistan'dayız. O zaman şunu yiyeyim ve başlayalım mı? Moğolistan macerası şu an başlıyor. Enerjimi topluyorum. Şiddetli rüzgar var.
Taşanta sınır köyü son. Rusya'nın sonu. Yani benim gireceğim son. Geldik sınıra. Ay hadi bakalım. Nereden? Şuradan öne geçsem. Ne yapacağım? Biri şey demişti, öne geçince sıkıntı çıkarıyorlar ama. Rusya'dan çıkmam yarım saat sürdü. Hiçbir şey sormadılar. Sadece çok kalabalıktı. Şimdi ise burası bir ara bölge. Moğolistan'a doğru gidiyoruz. Ay heyecanlıyım. Heyecanlı ve gerginim birazcık. Sebebini bilmiyorum. Hadi bakalım sınıra. Bütün çantanın içini dağıttılar. Sinirlendim orada birazcık. Sonra bir tanesini açtılar. Ben sinirlenince diğerlerine üstün körü baktılar. Ya mantıksız yani. Kadınım sonuçta. Bir sürü eşyam var. Şu an tam o ara yoldayım yani. Daha Moğolistan'a girmedim. Fakat böyle saman sarısı dağların içerisinde bir küçük durayım ve fotoğraf çekeyim dedim. Heyecanlıyım. Merhaba.
geçeceğim. Buradan geçebilir miyim? Yalnızız mı? Motorlu gele mi? Yalnız motorla var. Ulaanbaatar'a gidiyorum. Bu Osmiye Ulaanbaatar mı? 3 ay önce Türkiye'den gittim. Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan. Sonra... Yalnız yürüsün mü? Yalnız. Ha. Yalnız öz yalnız. Aynen. Peki, al yürü. Sağ ol. Baba değil mi? İstanbul. Şimdi otobüstekiler beni tanıyormuş. Ne güzel bir tesadüf. Hello. Hello. How are you? Fine, you? Welcome to Mongolia. İngilizce de biliyorsunuz. Excuse me. Change my name. Thank you. No. Değiştireyim mi burada ruble var? Yok. Ülgüde değil mi? Tamam. Ruble mi? Ruble mi? Ha? Siz yalnızsınız. Yalnızım, yalnızım. İşte Muğla sonu gezmeyi. Aynen. Burada yemek yiyelim. Olur, oturayım 5 dakika. Çok karnım aç değil de. Aşağı olsun. Canım.
Böyle kalsa bir şey olur. Bir şey olmaz. Ha. Videodayız bu arada. Ben burada doğdum. Mosul'da doğdum. İşte bayağı 2002 senesinde şeye gittik, Kazakistan'a, Almaty şehrine. Şimdi tur düzenliyorsun. Yok ya, ben akrabalarım var, oraya gidiyoruz. Hatta şeyin içindesin, otobüsün. Otobüsün. 48 insan var ya. 48, maşallah çokmuş. Burada mola verdiniz. Burada işte mola verdik, yemek yiyeceğiz. Ondan işte bu Ülgü şehrine. Bayan Ülgü'de kalacaksınız. Yok, başka şehire gideceğiz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gerçekten fazla heyecanlıyım. O zaman hazırsak Moğolistan başlasın mı? Bence başlasın. Of, fazla heyecanlandım. Hedeflerimiz tek tek, tek tek gerçekleşiyor. Çok şükür. Mongolia. Şurada da bir fotoğraf çekelim bence. Lan kötü girdim. İçin durdum, adam biraz alkollü, biraz kendimi iyi hissetmedim. Rahmet, sen git. Yandık. Gitsin dedim. Öyle çıkayım, bekleyeyim ya da gitmiyor. Yandık. Ben mi gitsem? Moğolistan'da alkol kullanma oranı çok yüksek. O yüzden tedirgin oldum adamdan yani. Şeydi. Oturuyordum sadece, geldi. Sıkıntı yok. Çok sinek var ya. Biraz daha bekleyelim o zaman, gitsin o.
taraftan gel kapıyı açacağım dedi. 16 dolar tek kişi, 10 dolar paylaşımlı o da. Tabii ki tek kişiyi tercih ettim. Gidelim, bunları sonra alırız. Buna mı kalacağım? No, thank you. Oha, burası çok güzel ama. Muhteşem bir yer. Böyle çıkıyorum. Burada bir karavan var. Burada da bir motorum var. Burada böyle muhteşem bir ortam var. Ben burada 12 dolara kalıyorum. Özür dilerim. 15 dolara kalıyorum. Eğer bu yerleri paylaşmak isterseniz de ücreti 10 dolar. Yani 15 dolar verip yalnız kalmak çok daha güzel. O zaman bu videoyu izlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Ve Moğolistan seyahatimiz devam ediyor. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bir de bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum.